Bu son Ünal Komutan'ın söylediğinde işin biraz İran'a doğru ittirildiği hissindeyim ve Türkiye ile İran konusunda da hani birileri mi ittiriyor Büyük gerginlik olmuş. öyle mi gözüküyor? Evet, şimdi öncelikle tabii ben bu anlatılanları dinlerken çocuğum geldi aklıma. Ya bu bir siyaset konusu yapılabilir mi? Bu bir siyaset konusu falan değil. Öyle mi? Bu konuşulmaması gereken bir konu. 40 yıl yahu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti 40 yıl. Ben devlete bir şey söyleyebilir miyim? Ben bu devlete evlat verdim, asker verdim. Ama 40 yıl sürer mi? Bunun arkasında kim varsa Allah 1.000 kere. Net. Ama şunu söyleyeyim. Bakın 1991 yılında Erdal İnönü getirdi. Meclise soktu. Cesaretti. Onun ardından çok konuşuldu. Herkes masaları, ya siyasetle çözülmeye çalışılması dışında bir şey ben kabul edemiyorum. Çünkü ölenler bizim evladımız. Ben Kürt Türk diye bakmıyorum kardeşim. Yok, böyle bakamam. Bizden ondan diye bakamam ben. Bakamayız. Bakmayacağım da. Kimse beni bu oyuna düşüremeyecek. Bunun başka bir şeyi yok. Ya bunu insan olan bunu böyle kabul eder. Tabii ki bize verileni misliyle karşılık veririz. Biz 5 tane farklı gibi dururuz, birden yumruk oluruz. Ama yani 40 yıl bu iş çözülmez mi ya? Ne konuşuyoruz? Yani ben anlamıyorum bunu. Biraz önce çuval olayı dedin. Hatırlamıyor musun? Birlikte tezkere geldi. O zaman ne dedi Gül, Sayın Gül? Ben böyle bir tezkerenin arkasında duramam dedi, meclisi serbest bıraktı. Onun için tezkere çıkmadı. Onu da He, şimdi onun cevabını aldık. Dediği gibi çuval olayı oldu. Sonra neler oldu? Ya Trump döviz şeyi başlatmış, savaşı başlatmış. aptal dedi bize. Ya ayıptır yahu. Ya çok ayıp yani. Bunları nasıl Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yapabilirler? Swap attı diye konuşuyoruz. Şimdi ben bu koltukta oturdum diye ekonomist olup insanlıktan çıkacak mıyım? Para, döviz, borsa mı konuşacağım? Bırakın Allah aşkına. Çok net bir durum var ortada. Türkiye Cumhuriyeti Devleti çok güçlüdür. Ama güçlü demekle güçlü olmaz. Güçlü demek önce ekonomik güçtür. Bakın Amin Maluf'un bir kitabı var. Okuyun. Herkes de okumuştur belki. Semerkant. Orada Prenses Şirin var. Diyor ki sen diyor halkıma diyor güçsüzken güçlülerin karşısında durabileceğini gösterdin diyor. Güçsüz bir halka güçlülerin karşısında durabileceğini söylediğinde eğer yeterince gücü yoksa, haklı olmaya çalışıyorsa güçlülerin postalları altında ezilmeye mahkumdur diyor. Biz güçlü olacağız. Güçlü olacağız lafla değil, ekonomimizle güçlü olacağız. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Merkez Bankası'nın rezervi eksi. 130 milyar dolar buharlaştı mı, buharlaşmadı? Ya kardeşim buharlaşmadı tabii. Bu halk aldı bunu. Sen de halkın dövizini sattın. Şimdi bu ne olacak? Biz bunu nereden alacağız? Biz döviz basabiliyor muyuz? Basamıyoruz. Ne alıyoruz? Altın mı alalım, gümüş mü alalım? Bu ülkede var mı? Ha, altın çıkarmaya çalışıyor Kanadalılar. Doğanın. Maalesef. Şimdi canını sen yakan. her şeyi dışarıdan alıyorsun. Her şeyi dışarıdan alıyorsun. Büyümeye kalktığında ya biz bir şey ihraç edebiliriz dışarıya. İhracat artar mı, artmaz mı? Bir şey. Türkiye Cumhuriyeti'nin sahip olduğu Atatürk ilkeleriyle demokrasiyi biz ihraç edebiliriz. Değerler. Amerika bize nereye demokrasi getiriyor? Amerika bize demokrasi falan getiremez. Onu unutunca diyorlar ki sizin tek ihraç malzemeniz Mehmetçiğinizin kanı. 2005'te Volpovic'in sözü, sizin sadece ihraç Bak, malzemeniz bak, budur bak, bak bir şey daha söyleyeyim. Bitireceğim. Yani sorduğun soruya gelemedim ama Yok, bir kısa bir şey daha biliyorum, söyleyeceğim. Şimdi farkındayım. ben CNBC'de yayına başlayınca Yıllarca. ya, o kadar güzel bir güç ki, yani güç olarak şöyle idol gördüğün insanlarda gidiyorsun, konuşuyorsun. Cumhuriyet'in genel yayın yönetmeni o dönemde kimdi? İlhan Selçuk. İlhan Selçuk. O gün Fransız Dışişleri Bakanı Türkiye için diyor ki Türkiye Kemalistlerin zulmünden kurtulmalı. Bak Reuters haberi, o günü hatırlıyorum. O günün öğleden sonra İlhan Selçuk'a gittim. O kadar tabii zarafetle anlatıyor ki rahmetli.
Ben şaşkınlığa da düştüm ama şöyle ifade edeyim. Ya dedim ki Cumhurbaşkanı Fransız, özür dilerim, Dışişleri Bakanı böyle söylüyor Türkiye için, ne diyorsunuz? Tabii dedi, Fransa'da dedi bir burjuva sınıfı vardı dedi, devrimi onlar yaptı dedi. Türkiye'de dedi kim ileridir, devrimcidir, ilerlemecidir biliyor musunuz dedi, asker dedi. Türkiye'nin burjuva sınıfı yoktur, asker vardır dedi. Ben şoka girdim yani, bu adam o rahmetli işkence görmüş falan bir adam. Ama Ziver çıktı Bey, dedi ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ordusudur dedi. Fransa'daki devrimleri yapanın yerine o vardır dedi. Şimdi bir müsaadeniz isteyeyim mi? Devam